Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili koçlar hafta başından itibaren gezegeniniz Mars artık sizin burcunuzda koçta ilerleyecek ve yılın geri kalan kısmında. Koç burcunda olacak. Önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar Mars'ın Koç'taki hareketi kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok önemli olacak ve sizin için de güçlü bir dönemi başlatıyor. Enerjiniz artacak, mücadele gücünüz artacak, daha rahat harekete geçebileceksiniz. Eyleme dönük olacaksınız, inisiyatif alabileceksiniz bu süreç içerisinde. Özellikle 10 Eylül'e kadar Mars'ın Koç burcundaki ileri hareketiyle Hedeflerinize odaklanabilir, yapmak istediğiniz konuları hayata geçirebilirsiniz. Tabi bu enerjinizi yükseltirken sizi biraz zaman zaman daha sabırsız, daha agresif, daha çabuk, daha tepkisel ve dürtüsel yapabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Mars olunca kazalara, sakardıklara, biraz tartışmalara açık olabiliriz. Daha sağduyulu, daha temkinli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Özellikle 10 Eylülle. 15 Kasım arasında Mars'ın retro hareket yapacağı dönemde e, biraz daha eylemlerimizde kontrollü olmamızda, e, hareket planlarımızı daha dikkatli e, seçmekte fayda var. Evet, bu hafta ay büyüyen fazla olacak çünkü Dolunay'a doğru ilerliyoruz. Hafta sonu Oğlak Burcunda Dolunay ile beraber ay tutulması da yaşayacağız. Pazartesi günü Ay Terazi burcunda olacak. Hafta başı ilişki dinamikleriniz önceliğiniz olabilir. Eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşınız veya birlikte yapılacak bazı işler, programlar, paylaşımlar sizin için duygusal olarak öncelikli hale gelebilir. Salıdan itibaren Ay Akrep burcuna geçecek. Hafta ortasına kadar olan süreçte 2 Temmuz'a kadar Ay Akrep burcunda özellikle salı ve çarşamba günleri finansal konular, parasal paylaşımlar, genel olarak ekonomi ile ilgili alanlara, parayla ilgili konulara biraz daha odaklanmanıza imkan verecek gibi görünüyor. Bu hafta Jüpiter Plüto Oğlak burcunda tekrar kavuşacaklar. Güçlü bir kavuşum, önemli bir gezegen hareketi. 2020'nin en güçlü gezegen hareketlerinden birisi ve e, sizin Oğlak 10. eviniz oluyor. 10. evinizde tekrar bir Jüpiter Plüto kavuşumu göreceğiz. Aslında kişiselden çok daha çok toplumsal alanlarda dönüşümleri etkileyen, başlatan, e, önemli yapıları, sistemleri değiştiren bir açıdır Jüpiter Plüto kavuşumu. Sizin içinde otorite konuları, üstlerinizle olan belki pozisyonlarınız, ilişki dinamikleriniz, kariyerinize dair yapılandırmalar, aile büyükleriyle ilgili konular, biraz yönetim, devlet ve devlete ait konular, yasalar, kanunlar ve bunlarla bağlantılı belki hayatınızdaki dinamikler jüpiter Plüto kavuşumuyla şöyle bir güncellenebilir, biraz baskılar olabilir. Ama güçlü dönüşümlerin, yeni yapılandırmaların olabileceği biraz güç faktörünün üzerinizde etkili olacağını söyleyebiliriz. 2 Temmuz'dan itibaren Ay-Yay Burcu'nda hafta sonuna kadar, cumartesiye kadar biraz daha özgürleşmek istiyoruz. Biraz daha maceracıyız, dışa dönüyüz, daha deneyimsel hareketler içerisindeyiz. Belki geziler, seyahatler veya eğitimle ilgili bazı faaliyetler iletişime yönelik aktiviteler özellikle Perşembe ve Cuma daha yoğun olabilir günlük hayatınızda ve hafta sonu artık ay oğlak burcunda ee, pazar günü sabah erken saatlerde 7.44'te oğlak burcunda dolunay aynı zamanda ay tutulması olacak 13 derece oğlak burcunda artık son iki yıldır yengeç oğlakta yaşanan tutulmalarımız da bu şekilde sona ermiş olacak ay tutulmalısı bir tamamlanma bir dönüşüm bir sonlanma enerjisi de taşıyor kendi içerisinde ve özellikle geleceğinize dair planlarınız programlarınız hedefleriniz kariyer konuları iş konuları sorumluluklar görevler aile konuları ebeveynlerinize ait bazı dinamikler Bu ay tutulmasının etkisiyle şöyle bir tamamlanabilir bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz artık e, belirsiz kalan konular netleşebilir kesin dönüşümler, söz konusu olabilir sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.